Efendim, merhabalar. Merhaba. 24 Haziran'a az kaldı. Evet. Tercih ne olacak? Tercih ben şunu derim. 81 milyona sesleniyorum. Bizi Suriye gibi yapmak istiyorlar. Bugünkü seçim Türkiye'ye 16 yıldır 80-90 sene yapılmayan hizmetleri 16 senede başardılar. Bizi batı, içerideki batıcılar Türkiye'yi yıkıp gerisin geri 2000 önceki günlere çevirmek istiyorlar. Vallahi amaç bu. Amaç 80 milyonu o ittifakla var ya, o 80 milyonu düşünmek, memleketi düşünmek değil. Ampül 16 sene meydan okudu, vizeler yaptı. Yollar, tüneller yaptı. Evlere inanıyorsun ki asansörde kurar bu iktidar. Onun için şu anda 80 milyona sesleniyorum. Aklımızı başımıza alalım. Laiklik elden gidiyor dediler 80 yıldır. Hani laiklik elden gitmedi ya. Hep hani herkes istediği gibi yaşıyor. Ne düşman, ne bir sağ sol çekişmesi var. Üniversitelerde çalışıyor ya hani. Esas laiklığı uygulayan bu iktidar, bu iktidar. O laiklığın arkasına sığınıp da, irticanın arkasına sığınıp da 90 yılı heba ettiler, heba. Ulan laiklik uygulayan bu iktidar ders aslında, ders aslında. Ya öğrenmemek ayıp değil laikliği uygulamak. Öğrenmemek ayıp değil ders aslında. Şimdi öyle palavrayla, yalanlarla, dolanlarla konuşmayla olmaz. Ya kardeşim 80 milyon vallahi Suriye gibi yapmak istiyorlar. Batı şimdi gözlüyor. Ben size söyleyeyim. Şimdi bizim dedelerimiz ben çok sürüküttüm. Evlat dirdi. Kurdunan çakalla dumanlı havayı severdim. Boğar sürüyü iyi takip edin. Boğduma indirdi. 80 milyonu boğmak istiyorlar. İçeride ve dışarıda kumelendiler. O çakallar. 15 Temmuz çakalları. 2000 önceki o darbeci çakallar. Şimdi dışarı ülkelere işte kumelendiler. Hemen piyasaya çıkacaklar. O dumanlı havada kurdun çakalın sürüyü boğduğu gibi vallahi bizi boğacaklar. Billahi boğacaklar. Hani kavga yok. Bizi Suriye gibi batı. Hani ya laiklik elden gidiyordular 80 yıldır. 90 yıldır laiklik elden gidiyordular. Hani ne kavga var üniversitelerde, ne polis var. Herkes inandığı gibi yaşıyor, inandığı gibi giyiniyor. Ya aklımızı başımıza alalım. 90 yıldır laiklik diye o laiklikli arkasına sığınanları laiklik bıraktı. Dedi ki laiklik kelimesi. Şimdi beni uygulayan laiklik bu iktidar diye. Ben taksilim maksilim yok. Gerçekleri konuşalım ya. Biz 80 milyon kardeşiz ya. Hani ne kavga var okullarda. Ne Yargıtay'da kavga var, ne emniyette kavga, bir şey yok. Ne oldu ya? 90 yıldır laiklik gidiyor. İrtica geliyor. Hani irtica da gelmedi. Ya laiklik fırtına mı gitti? Sel mi gitti? Ne güzel herkes okuyor, herkes çalışıyor. Kim kime şu iktidar kimsenin neyine bu zamana da mani oldu? Giyimine, kuşumuna, inancına ya. Ya şu gerçekleri görür mü gayri ya? 16 yılda Türkiye'de neler değişti? Boya batıran Sinop'un arasına gittim ben. Ben Sinopluyum. 3 saatte gelemezdim. 20 dakikada. Benim gazi babasıyım. Benim çocuk dedi ki, baba bu tünelleri kim yaptı? Oğlum bu tünelleri bu iktidar yaptı 20 dakikada. Bolu tünelinin 3'te 2'si kadar var. Boya batıran Sinop arası. Ah oğlum ah. Ah oğlum tünelle uğraşmadı o geçmişle. Babam takkesi bir de anağın eşarfıyla uğraştılar. Keşke bu tünelleri yapaylardı bununla uğraşacaklarına.
Eski Türkiye'de hastaneler nasıldı? Yollar nasıldı? Vallahi 4 saat 5 saat bir ilacı alamadım Göztepe'de. Vallahi alamadım huzurunuza yemin ediyorum. Saat 5 oldu 7 saat bekledim. Bir kukla koymuşlar ilacı. Dayı dedi saat 5 yarın gel dedi. Lan bir ilaca 8 saat bekledim dedim. Para var mı diye sormayan dedi. O dayı beni ilgilendirmez dedi. Tam 4 gün gittim geldim. Bir ilaca ya 4 gün ya. Ya ambulans benim hanım 18 senedir diyalizde. Evden al ya. Evden al ya evin içine koy ya. Peki. Bu zamandır niye yapmadılar? Bu Türkiye'de belediyede seçildi, kaymakam da seçildi. Ya yaptı adamla ya. Yap doğruya doğru ya. Doğruya doğru ya. Saadet Partisi şimdi CHP ile birlikte hareket ediyor. Allah hidayet etmesin. Allah hidayet etmesin. Şaşar. Allah evliya bile nefis sahibi şaşar. Şaşmış da Allah onları da doğru yola iletsin. Şimdi bizim Saadet'in kardeş dolaş olduğu iktidarla Merve Kavak 150 tane milletvekili var dışarı attılar. Ya arkalarını koltuktan çıkamadılar. Hani öyle her şey kolay değil. Her şey süt liman olmaz hemen. Ah kardeşim ah. Ah kardeşim ah. Gençler bilmiyor 2000 öncesini. Bu gençler var ya ellerinde cep telefonları pır 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 dolaşıyorlar. Dünyanın bir haber bunlar. 85 yaşındayım. AK Parti geldi bu memleket. Bu memleket düzeldi. Daha ben Doğancılar'da oturuyorum. Bir ay sinekle indi çıktı. Sula iki gün akardı, dört gün kesik. Niye? Bir de demir borular vardı evvelden. Tesisat. Bulanık bitsin de o zaman yine kesilirdi su. Ya ne günler. Yani 80 milyon. 80 milyon bak bize ver ki ittifak. AK Parti çalışan Türkiye sevdalısı. Bayrak sevdalısı. Şu millet için canını ortaya koyan, şu liderimizi yıkmak, vallahi memleket meselesi değil bugünkü itibar. Ya bunu aklımızı başımıza alalım. Vallahi AK Parti'yi yıkmak. Billahi AK Parti'yi yıkmak. Vallahi Tayyip'i batı ve içerideki kümelenmiş hainler. AK Parti Tayyip gitsin de diye geçen birisi. Yazıklar olsun. Bu adam gitsin, hangi hain gelirse gelsin diye. Ya bu adam bu kadar mı hainlik yaptı ya? Ya bunu söyleyen oldu ya. Yazıklar olsun ya. Eskiden kuyruklar vardı değil mi? Kuyruktu. Ya kuyruğu. Ya banka kuyruğunda bir ihtiyar teyze yığına kaldı. Ben emekliyim. Ya yığına kaldı. Gelmiş erken de ayakta bekle bekle bekle. Kafasına su koyduk, kolonya septik. Ya şimdi tık banka şeyi açıya güvenlik verildi. Beklemeden maaşını veriyor ya. Ya bak bak. Bak Allah katında hesap veremeyiz. En az şu iktidara babam da hain ise, anam da hain ise, oğlum da hain ise vallahi hesap veremeyiz Allah'ın huzurunda. Billahi hesap veremeyiz. Ya Allah görüyor şu adamların yaptığını.